Evde yetiştirdiğimiz bitkilerin en büyük sorunu saksıların dibinde su birikmesi ve bir süre sonra çamurlaşıp koku yapması. Tabii bu zamanla bitkinin de çürümesine sebep oluyor. Şimdi saksıların orijinal altlığı oluyor. Şöyle boşluk var. Su içine doluyor. O şekilde saksıdaki su filtre edilmiş oluyor, drenaj edilmiş oluyor. Fakat her saksıda olmuyor. Bende de yok. Bunu aldığımda yoktu zaten. Altına büyük delikler açmama rağmen şu şekilde su iyice drenaj oluyor. Fakat altı bu şekilde kapalı olduğu için su burada birikiyor ve gene de çamurlaşma oluyor. Ayrıca toprak yeterince havalanmıyor. Şöyle tam kenarlardan delikler açtım. Fakat yeterli olmuyor. İlla ki şöyle bir miktar yüksek olması gerek ki su buraya insin ve alttan da hava akışı olsun. Güzel bir fikir geldi aklıma. Şöyle sehpa diye veya drenaj, ayaklı drenaj diye arattığımda bulamadım. Böyle bir şey yok. Şöyle bir krem kapağı. Şu şekilde koyduğumuzda bakın bir yükseklik oluşuyor. Tabii bu böyle kalmayacak. Buna delikler açacağız. Ortadaki deliklerden su çıkıp bu kenarlara dolaşacak. Şu kenarlara da delik açacağız. Böylece hava buradan girip toprağın üzerinden bitkinin köklerini havalandırmış olacak. Böyle bir fikir geldi aklıma. Şimdi birlikte yapalım. Bende şöyle bir matkap var. Fakat siz bir metali ısıtarak buraları delebilirsiniz. Delikler büyük olsun. Şu şekilde tam ölçtüğümde delikler şu tam şu kenarlara denk geliyor. Tabii ben her yerinden delik açacağım. Ayrıca şuralardan da delik açacağız. Tam U şeklinde delik açacağız ki su buradan çıksın ve bu kenarlara tahliye olsun. Böylece toprağımız güzelce havalanacak ve çamurlaşmayacak. Şimdi şöyle bir delik açmaya çalışalım. Şu kapağımızı matkapla delemedik. Kırıldı. Fakat bu şekilde bir şiş ısıtarak işi çözdüm. Mantığını anlamışsınızdır. Bakın şuralarda ayaklar şeklinde çıkıntılar yaptım. Yani mantığı bu. Bunun üzerine koyacaksınız. Buradan akan su. Bakın buralardan filtre olup kenarlara gelecek. Böylece bitkiniz hava alacak. Bu basit bir mantık, geliştirilebilir. Fakat toprağın çamur olmasından dolayı artık şu an doğaçlama olarak anında bu fikir geldi aklıma. Ve sizinle paylaşmak isterim. Şöyle elinizden geldiğince delikler açın. Bu bitkinin toprağının hava almasını sağlayacaktır. Bakın şu şekilde. Yani hava buralardan girerek toprağın içine girip bir döngü yaratacak ve bitkiniz daha da güçlenecek. Bu videoluk bu kadar. Umarım faydalı olur. Tekrar görüşmek üzere.